Sevgili izleyiciler, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için oynanan playoff mücadelelerinin ikinci turunda karşılaşan Eyüpspor Bodrum Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Eyüpspor kendi sahasında ağırlamış olduğu Bodrum Spor'u 1-0'lık bir skorla mağlup ederek rövanş öncesinde küçük de olsa bir avantaj elde etmiş oldu. Tabii ne kadar avantaj olarak düşünülebilir bunu ikinci maç sonunda pazar günü oynanacak mücadelenin sonunda göreceğiz. Çünkü tek farklı galibiyetler önemlidir. Yani kısmen de olsa önemlidir ama tabii ki Bodrum Spor'un kendi sahasında butik bir stat diyeyim ben oraya. Butik bir statta kendi seyircisiyle seyircilerin de sahaya çok yakın olduğu bir stat. Orada taraftarıyla birleşerek, bütünleşerek iyi bir futbolla bu sezon çok iyi istatistikler yakaladığını düşünecek olursak açıkçası 1-0'lık bir skor Eyüpspor açısından çok da avantajlı bir skor olarak görünmemeli diye düşünüyorum. Ama tabii şunu da bir göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Evet, maç 1-0 sona erdi ama Eyüpspor'un genel olarak sezon performansını değerlendirirsek Eyüpspor'un zor gol atan bir takım ama zor gol yiyen bir takım olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ligin ilk yarısındaki mücadelede Bodrum Spor 3-0 mağlup etmişti Eyüpspor'u ama tabii ki o daha ligin çok başlarında oynanan bir mücadeleydi. Yani o yüzden çok o maçı baz almak doğru olmaz. Eyüpspor kadro yapısını oturttuktan sonra zor gol yiyen bir takım haline geldi. Hatta yani ben Bodrum maçının dışında da 3-4 tane gol yediği maçı da çok net hatırlamıyorum. Tabii bir Samsun Spor maçı vardı yanılmıyorsam. Onun dışında çok öyle bir çok gollü maçları yok Eyüpspor'un. Zor gol yiyen ve zor gol atan bir takım. O yüzden ikinci maç öncesi avantaj olarak da nitelendirilebilir. 1-0 dezavantaj olarak da nitelendirilebilir ama ben bu turun favorisi olarak Bodrum Spor'u gördüğümü daha öncesinde de belirtmiştim. Ben şunu da söyledim. Bu dörtlü turnuvadan kim galip çıkarsa çıksın finalde Pendik Spor'la oynayacak. Pendik Spor'a karşı bu turdan şampiyon olarak çıkıp Pendik Spor'un karşısına çıkacak takım Pendik Spor'un karşısında dezavantajlı takım hüviyetinde olacak. Çünkü Pendik Spor bu dört takımdan da işte Göztepe, Sakarya, Eyüp ve Bodrum dörtlüsünden de oyun gücü olarak ve kadro kalitesi olarak hani kadro kalitesi olarak belki Eyüp Spor'un kadrosu daha güçlü olarak nitelendirilebilir ama oyun gücü olarak bu dört takımdan da daha üstün bir oyunu olan takım Pendik Spor. O yüzden ben Süper Lig'e yükselmek anlamında en ciddi favori üçüncü takım olarak Pendik Spor'u görüyorum. Tabii bir de gelecek yılda Tefe birincilik yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu sene iki tane şehir takımımızı yolladık Süper Lig'e. Samsun Spor ve Çaykur Rizespor. Alt ligden de iki tane şehir takımı geldi. Çorum Futbol Kulübü ve yine Kocaeli Spor geldi. Üçüncü takım olma noktasında da şu anda 6 takım mücadele ediyor. Oradan da kim gelecek orası da açıkçası biraz heyecan katsayısı artmaya başladı. İskenderun Demir Çelik. Ya ben açıkçası söylemek gerekirse benim favorim biraz İskenderun Demir Çelik sporu favori olarak görüyorum. İskenderun Demir Çelik Spor şu anda İlk maç sonunda 3-1'lik 1461 Trabzon'a karşı 3-1'lik bir seri yakaladı. O ben kendi sahasında da o maçı geçeceğini düşünüyorum. Buca ile yarı finale çıkacaklar. Buca finali tabii ki onlar için önemli bir final. Diğer tarafta da Şanlıurfa Spor'la herhalde Erzincan ya da Esenler Erok oynayacak. Orada da ben Erok'un bir tık daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ben finalin de açıkçası Şanlıurfa ile İskenderun Demirçelik Spor arasında olacağını düşünüyorum. Ama bekleyip göreceğiz orada da nasıl bir serüven izleyeceğiz. Tabii Süper Lig'den de bir takım daha gelecek. O da herhalde çok büyük bir aksilik olmazsa Giresun Spor olacakmış gibi görünüyor. Giresun Spor şu anda ligde 2 maçı kaldı. Bu 2 maçta 2'de 2 yapıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Çok kolay bir özellikle Trabzonspor'un mağlubiyetinden sonra Giresun Spor kendini ateşe attı. Ve yüksek ihtimalle de Tefe 1. Lig'e gelen ikinci takım olacak Ümraniye Spor'un arkasından. Gelecek yılda Tefe 1. Lig yine zevkli, keyifli, mücadeleci bir ve hani taraftarı olan takımlardan kurulu bir lig olacakmış gibi duruyor. Yani baktığımız zaman İzmir'den işte Göztepe, Altay devam ediyor. Yine baktığımız zaman Kocaeli Sakarya grubu, iki körfezin oradaki bir Marmara düellosu olacak. İstanbul takımları yani sonuçta bir tanesi çıkacak ama
Yine Ümraniye geliyor. İstanbul takımları ligimizde olacak. Yine baktığımız zaman Karadeniz'den Giresun orada olacak gibi görünüyor. Erzurumspor'un olacağı bir grup var. Keçiören Gücü, Gençlerbirliği, tabii ki Yeni Malatyaspor deprem felaketinden sonra onlar da tekrar lige dönecekler. Adanaspor. Yani açıkçası gelecek yılda TEFE 1. Lig'de keyifli bir periyot izleyeceğiz. Şimdi biz bugünkü maça geri dönelim. Bugünkü maçta Eyüpspor bugünkü maça kalede Harun Tekin'le başladı. Dörtlü savunmada sağ bekte Cenk Ahmet Alkılıç, sol bekte ise bugün oynayan futbolcu Ömer Bayram'dı. Defans ikilisinde Uğur Demirok'la Klare maça başladı. Orta alanda Bekir Yılmaz 8 numara pozisyonu, 6 numarada Melih Kabasakal, 10 numarada Recep Niyaz başlarken kanatlarda ise bir tarafta Halil Akbunar, diğer tarafta maça başlayan futbolcu Eyüpspor'da Ryan Babel'de, en uçta ise Mustafa Pekdemek 11 ile sahaya çıktı. Konuk Bodrumspor ise kalede bugün maça başlayan futbolcu Diego Souza'ydı. Dörtlü defansında da onlar da Ali Aytemur'la Süleyman Özdemar oynadı. Tabii Onur'un hemen şöyle bir bakıyorum, kadroda mıydı bugün Onur Akbay? Evet, kadroda da yok. Ya yani Onur Akbay'la Süleyman Özdemar oynuyor genelde ama son dönemde Onur'un herhalde sakatlığı var. O dönem onun nedeniyle Ali Aytemur'la Süleyman Özdemar oynuyor. Bekler'de, sağ ligin herhalde bu sezon altın veya gümüş kadrosunda benim yer vereceğim sağ bek Üzeyir Ergün. Sol bekte ise Cenk oynadı. Cenk Şahin. Orta alanda oynayan futbolcular ön libero pozisyonunda Erkam Değişmez oynarken aslında çift ön libero oynadı. Çünkü ikisi de 6 numaradır. Musa Muhammed ile Erkam Değişmez. Çift 6 numarayla oynadı. Onların önüne Samet Yalçın'ı attı. Normalde burada oynaması gereken oyuncu tabii ki Hakan Özmert olması gerekiyordu. Musa Muhammed, Hakan Özmert ve Samet Yalçın üçlüsünü kullanacağını düşünüyorum ben rövanş mücadelesinde İsmet Hoca'nın. İleride ise bir tarafta Gökdeniz, diğer tarafta Kenan Özer, en uçta ise Celal Oyunmire ile sahaya çıktı konuk Bodrumspor'da. Maçın ilk yarısı aslında biraz daha Eyüpspor'un kontrolü altında geçti. Topa sahip olan taraf Eyüpspor'du. Bodrumspor zaman zaman ön alanda yapmış olduğu baskı neticesinde kazandığı toplarla pozisyon üretmeye çalıştı ama onlar da çok başarılı olamadı. Zaten Arda Turan biraz Abdullah Avcı, Emre Belezoğlu ekolünün oyun stilini benimseme noktasında hareket ediyor. Ayağa pas futbolunu daha çok ön planda tutmaya çalışıyor. Bunun neticesinde de iki tane duran top pozisyonu vardı. Duran toplarda işte Uğur Demirok'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yine Uğur'un iki tane böyle bir güzel vuruşu vardı ama neticelendiremedi. Bodrumspor'un rakip cezaların içerisinde etkili olmaya çalıştı ama toplarını bloke edildiği iki tane pozisyonu vardı. Gökdeniz'in bir uzaktan şutu vardı. Ama ilk yarının sonlarına doğru Halil Akbunlar'ın güzel bir ortasında Mustafa Pekdemek'in güzel bir kafa vuruşuyla atmış olduğu golle 1-0 öne geçti Eyüpspor. Maçın ikinci yarısında da açıkçası Eyüpspor 1-0'ı korumaya yönelik oyunun ritmini düşürdü. Topu da biraz daha ilk yarıda topa sahip olan takım Eyüpspor'du ama ikinci yarıda topa daha çok sahip olan taraf Bodrumspor'du. Topun ve oyunun kontrolünü aldı Bodrumspor ama üretkenlik anlamında onlar duran toplar haricinde çok da fazla üretkenlik gösteremediler. İşte bir tane herhalde Kenan Özer'in pozisyonunu sayabiliriz. Akan oyunda yakaladıkları pozisyon. Kenan da orada iyi bir vuruş sergileyemedi. Onun dışında da yani duran toplarda işte Süleyman Özdemar'la yakaladıkları bir pozisyon vardı. Musa Muhammed'in vurduğu galiba bir kafa vuruşu vardı. Yani çok özür dilerim, Umar Amin'in vurduğu bir kafa vuruşu vardı. Çok da etkili, yani Kenan'ın pozisyonu dışında hani ikinci yarıda çok da Bodrumspor'un da etkili olabileceği pozisyonu da söyleyemeyeceğim. Yani açıkçası her iki takım da 1-0'a razı bir oyun anlayışının arkasından maçta 1-0 sona erdi. Tabii maçın kaderi ikinci maç bu şekilde olmayacaktır. İkinci maçta riskler alınacaktır. Riskler alındığı zaman bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak, bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.